Peki günümüzde en büyük sıkıntımız stres. Şimdi siz bir holistik tıp uzmanı olarak bunu sormak istiyorum. Yani bu stresle nasıl baş edeceğiz? Vücudumuzda neler yapıyor? Yani buraya hangi hekim gelirse gelsin. Evet. Yani bağırsakla ilgili bir şey konuşuyoruz, stres diyor. Kalp konuşuyor, stres diyor. Beyin konuşuyor. Yani her organımız, her şeyimiz strese bağlı. Ama günlük hayatımızda da en büyük parçalarından biri. Nasıl baş edeceğiz? Ya şöyle, benim son dönemki araştırmalarımda en kolay, hani kişinin kendi yapabileceği şey meditasyon. Hayatımıza meditasyonu almak zorundayız. Hatta Buda'nın bir sözü var. Herkes günde yarım saat meditasyon yapmalı. Yarım saat kendinize ayıracak bir zamanınız yoksa mutlaka bir saate çıkarın meditasyon süresini. Doğru değil mi? O kadar vaktin. Yarım saatimiz var tabii ki. Çok zor. Yani ben başlangıçta sıkılıyorum. Böyle işte bir an önce bitsin gideyim istiyorum falan ama sonra yaptıkça kendi içimdeki o dinginliği hissetmeye başladım. Şimdi çok Türkiye'de de olan mindfulness eğitimleri var. Hmm. Stres yönetimi için. Anda kalabilmek, stresi yönetebilmek. Çünkü yok saymak. Bizde duygusal blokaj dediğimiz hani geri planda hastalıkların etkenleri olabiliyor. Onları yok saymadan elimizdeki koşulları nasıl iyi hale getirebiliriz'i mutlaka değerlendirmemiz lazım. Ve kendimize önem vereceğiz. Evet, biz koşuştururken hep kendimizi unutuyoruz ya. Kendimizi değerini bilmemiz gerekiyor. Peki bu hastalarınızı tedavi ederken bilinçaltı durumu ne kadar önemli? O neye yol açıyor? Çok fazla önemli. Yani şöyle, zaten orada mesela tedavide bir yerlere bir şeyler yapıyorsunuz. Gayet iyi gitmeye başlıyor. Ama orada bir anda ters giden bir şeyler olduğu zaman mutlaka bilinçaltı çalışmaları da, benim hipnoz ve regresyon eğitimim de var. Nedir benim regresyon? Hipnozu az buçuk biliyoruz. Biraz ürkütücü geliyor ama. Regresyon evet. Nedir? Regresyon da geçmiş kayıtlarımızı görebilmek için anne karnına kadar hani kişiyi götürebildiğimiz. Hatta daha geçmişe götürenler de var ama ben o kadar çalışmıyorum. Orada çocuklukta özellikle anne karnından itibaren ilk 3 yaş, hatta bazı otörlere göre 5 yaş bizim bilinçaltı kayıtlarını oluşturduğumuz dönem. Orada yaptığınız bir kayıt sizin ömrünüz boyunca sağlığınızı etkileyebiliyor. Yaşamınızı etkileyebiliyor. Bilinçaltı temizliğine de yardımcı oluyorsunuz yani. Her zaman değil. Her zaman değil. Her zaman değil. Hastaya çünkü kişi, hastayla uyum çok önemli. Hastanın bu yönteme yatkınlığı çok önemli. O critical faktör dediğimiz bir şey var. Yani o bilinçaltını herkese açmıyoruz. Açamıyoruz. Aslında belki de açmamamız lazım zaten. O yüzden de ben hani ilk tercihlerimden değil benim. Onu yapan uzman arkadaşlarımız da var. Tabii sizin alanınız başka tabii aynen. ki. Aynen. Ben yardımcı olarak, yardımcı yöntem olarak hipnoz ve regresyonu da kullanıyorum zaman zaman.